Onat kutlar için ne desek her seferinde biraz eksik kalacağız. Bir sinemacı, bir öykücü, bir şair, bir eleştirmen, hepsi ve daha fazlası. Çok önemli bir değerdi ve ne acıdır ki çok zalimce erken yaşta aramızdan koparıldı. Bugün onu saygıyla ve özlemle anıyorum. Ve kendisinin At Cambazları isimli öyküsünü seslendirmeye çalışacağım. Bir öksürük sesi uzayıp giden iplik gibi bir düşü kalınlaştırdı. Ucunu kıvırdı. Bir boşluğa düşürdü. Silkindi. Gözlerini açtı. Soluk lamba ışığının bir ucuna iki genç ve uykulu göz eklendi. Yaşlı adam uzun uzun öksürdü. Yatağın içine bağdaş kurmuş, sırtındaki kürk içine yeni bir koyun girmiş de canlanıyormuş gibi titreyip duruyordu. Bıyıkları ıslaktı. Kahvesini telvelerine kadar içti. Oğul yatağın sıcaklığına daha bir sarıldı. Kuru saman, tütün ve kahve kokusuna sarıldı. Pencereye baktı. Odayı bir misli genişleten kirli camlara. Yağmurla iğneleniyordu. Dışarıyı düşündü, üşüdü. Kalktı, ceketini sırtına geçirdi. Kahve cezvesini eline aldı. İçinde bir fincanlıktan çok vardı. Hiç seslenmeden başına dikti, sonra kapıya gidip ardına kadar açtı. Soluk, belirsiz bir bulut aydınlığı, yuvarlanıp açılan bir kilim gibi döşemeye serildi. Yağmur yiyen toprak kokusu, kabaran evlerin dışına sığmayan toprağın kil tadında kokusu. Havayı içine çekti. Gökyüzünde bulut gibi bir şarkı dolaşıyordu. Kapının önünde Yusuf'un cigarasının kırmızı ucunda silik, belirsiz, uzak bir tek ağaç yağmurda ıslanmış, yanmıyordu. Bir iskemle aldı. Oturdu kapının yanına. Uzakta yağmurda bile hep öten çayırganı bekledi. Bu işte böyle bitti oğul dedi yaşlı adam. Çayırgan tam o anda öttü. Uzak, zaferi ve çılgınlığı belirten kısık bir çığlıktı. Onu iyice dinledi. Sonra efendim dedi. Böyle bitti bu işte. Kürkün içinden iri bir boğanın kış solukları gibi kalın dumanlar çıkarıyordu. Soluk ışıkta yüzünün yarısı görünüyordu. Bütün kederini, yıkılışını yüzünün görünmeyen yanına saklıyordu. Bunu neden yapıyordu? O kederli yarım yüzün geceleri bile çıkarmadığı eski yollu kravatına, uçları kıvrılmış gömlek yakasına, düğmeleri kopuk, kol ağızları tarazlanmış ceketine, bol pantolon paçalarına, hatta hayatı boyunca hiç sevinmemiş o bayat baş parmaklarına kadar yayılan bir çöküntüyü saklayamadığını biliyor muydu? Bilse de ne çıkar? İşte yüzünün saklanıp duran öbür yarısı da aydınlanıyor. Soluk bir beyazlık bulaşıyor üstüne. Dışarıda sabah oluyor kapının yanında. Bir horoz başını görünmeyen gökyüzüne kaldırıp uzun uzun ötmeye durdu. Öylesine uzun öttü ki boğazını yağmur suları doldurdu. Hayvan boğulur gibi ses çıkararak soluna düşüp bayıldı. Sonra başka horozlar. Arka duvarı bir atın kalın nalları kısa bir süre düzenli aralıklarla dövdü. Sonra evin köşesini dönüp kapıya geldiler. Yusuf cigarasını yere attı. Duyulmayan bir cızırtı ile söndü ateş. At hazır. Oğul aceleyle giyindi. Paltosunu, şemsiyesini aldı, babasının elini öptü. Geride kalan bir yığın ayrıntıya, o gidince hiçbir anlamı kalmayan köşelerde, dolaplarda, karanlık kireçli bölümlerde, hasır yemek sepetlerinin altında kullanılmamaktan eskiyen o bir yığın ayrıntıya baktı. Birden dışarı çıktı. At, dar arpa tınazlarının arasından ustalıkla geçiyordu. Dövülmüş yığınların üzerinde kırık saman çöplerini yağmur hep aynı yöne çevirmişti. Doğuda ufku bile aydınlatamayan soluk kirli yüzlü sabah, yağmurun dönüp durduğu gökyüzüne tüyleri ıslanmış iki horoz ve çaman çöplerini karıştıran
savruk bir esintiden başka ne getiriyordu? Yarın ne getirecekti? Öbür gün, daha sonraki günler. Savrulmak için güneş bekleyen yığınlar çürüyecek. Gizli köpek leşleri gibi vadinin çukur çeperleri boyunca toprak kokusunu bastıracaktı. At yaprakları dökülmeye yüz tutmuş o tek dut ağacından bir tutam aldı. Uzaktan şoseden ışıklarını henüz söndürmemiş bir otobüs geçiyordu. İkinci otobüsü kaçırmamak için atı hafif ılgara kaldırdı. Otobüste ikinci vites uzun bir ırmak gibi akıp gidiyordu. Sonra kayboldu. Uzun uzun onu bulmaya çalıştı. Bir ara kendisinin de belirsizleştiğini, bilinçsiz bir yuvarlanış içinde ağır ağır bir yokuşu çıkarken indiğini düşündü. O uzun ikinci vites çevrede ne varsa belirsiz, silik bir havaya aktarıyordu. Ön sıraya dayanmaktan ağrıyan diz kapakları, eşit aralıklarla geçen direkler, kalın enseli şapkalı adam, hepsi bir sıvı gibi yayılıp açık, uçsuz bir evrene döküldüler. Yokuş bitince her şey birden toparlandı. Öndeki şapkalı bile hurda otobüsün kruser aralıklarından yağmur suları sızıyordu. Damlalar büyüdükçe bir yana akıp başka damlalar buluyorlardı. Sonra tıp tıp aşağıya. Öndekinin şapkasının kenarında su yavaş yavaş birikiyor. Son bir iki damlaya taşıyor biriken su. Adam başını kaldırıp yukarı bakar bakmaz şapkanın kenarlarını dolduran suyun hepsi birden çır ensesinden içeri. Hışımla geri dönüyor adam. Geridekiler yarı uyur, yarı uyanık oldukları gibi duruyorlar. Yağmur eğleniyor diye düşündü oğul. Yağmur adına daha eğlenceli oyunlar kurmaya durdu. Uzakta şehrin ilk evleri belirmeye başlıyordu. Bir benzin istasyonunun önünde durdular. İçeriden kasketli, yağlı bir adam çıktı. Ne kadar insan var şu dünyada diye düşündü oğul. Baba dağları bekliyor. Ve işte şuracıktan şehirlerin, gürültülerin, gazetelerin, radyoların gelmeye korktukları şu ıssız köşeden ağzında kocaman bir lokmayla bir adam çıkıyor. İstasyonun içi tam takır. İki iskemle bile yok. Saçaktan sular sızıyor pencereye. Günlerdir kuyrukta otobüsler, kamyonlar ve başkaları varmış gibi alışkın duruyor adam. Otobüslerle istasyon bir arada yaratılmış gibi. Arabalar uzaktan gelip bir başka uzağa gitmiyorlarmış. Birdenbire oracıkta pompanın yanında bitiveriyorlarmış. Kolu ağır ağır çevirdi. Depoyu doldurdu. Sonra alıp borusunu, pompasını, istasyonunu gitti. Dizinin üstü üşüyor. Bir damla yuva edinmiş kendine. Kıpırdandı. Damlanın altından kaydırdı dizini. İşte şehir. Uyuşmuş sol bacağını bir yana bırakıp sağ bacağı ile indi. Şehir herhangi bir erken sabahtan başlıyordu. Üzüm yüklü arabalar eşeklerle büyük bir kalabalık yanından geçti. Peşlerinden ağır ağır yürümeye başladı. Pazar yeri umulmayacak kadar sessiz, kimsesizdi. Saçaklarından iri damlaların düştüğü kuru ot ve saman kokan birkaç küçük tahta barakanın önünde köylülerin uzak köylerden yağmur altında getirdikleri 2-3 cılız öküz, temiz giyinmiş ortaokullu bir çocuğun yularından tuttuğu yerinde duramayan sinekli kır bir kısrak, başsız sırtlarıyla kirli bir karın pamukladığı iri taş yığınlarını çağrıştıran birkaç koyun ve kireçli bir harç gibi koyulmuş esmer yapışkan toprak üzerinde bir oraya bir buraya tembel tembel gidip gelen sürüyle çamurlu aya. Sonrası bu. Oğul barakalardan birine girdi. Sigarasını tüttüren göbekli, öksürüklü biriyle konuşmaya başladı. "Hah," dedi adam, "Civciv Mehmet benim işte." Geveze biri gibi görünüyordu ama hiç öyle değildi. Konuşmayı, hatta düşünmeyi bile istemediği çabucak ortaya çıktı. Göbeğini kapıya çevirip öylece oturmak istiyordu. Bunu eskiden beri sık sık isterdi. Ama doğrusu şu güne kadar pek az fırsat bulmuştu. Şimdi ise çocuk öylesine yakın ve iyi bildiği şeylerden söz açıyordu ki, Civciv Mehmet'in
O her zaman olduğu gibi hiç civcive benzemeyen civciv Mehmet'in tütünle uyuşmuş belleği ince iğnelerle o yakın kişilere ve yerlere uyartıldı. Eski bir dost, Anasonlu rakının beyaz dumanı ardında icra yazıcısı, pos bıyıklı topuz efendi, basık odalarda, serin su başlarında, kızgın harman yerlerinde uzun eğlenceler. Sıkıntılar, kavgalar, kırgınlıklar, aşırı dostluklar, yersiz incelikler, söz gelimi uzun sarhoşluklar ve bu biçimdeki eğlenceler. Sonra pos bıyıklı topuz efendi barakadan kıraç birkaç dönümü kiralamış. Vay topuz vay! Kıraç toprak, çırpınmış, çabalamış, öteyi beriyi satmış, çift hayvanları almış. Öyle ya, iyi oldu. Olgundu bu yıl ekinler. Sarı başakların üstünde güneş, şimdi bir tas ayran olsa. Demek geç kalmış. Bilirim harman keyfine bayılır topuz. İster ki bütün yıl boyu harman olsun. Oysa yağmur var. Vah topuz vah! Beklenir mi? Yıl güzlek, yağmur çöker, tane sele karışır gider, gitti ha, mahvoldu desene topuz. Vazgeçecek. Hey, o, yenile şu nargileyi. Vazgeçecek. Satacak mı hayvanları? Satsın, satsın ya. He? Nerede o? Çok düşük fiyatlar. Ama selam söyle, gün değerinden en iyi fiyatla satarmıştı. Peki dedi oğul, oturduğu kısa bacaklı iskemleden kalktı. O deminden beri anlattıklarını hiç dinlemeyen, sonunda işine gelince dost göründüğü kişilerin yüzüne karşı bunu yalnız senin için yapıyorum demeyi seven dümenci civciv Mehmet'in yüzüne bakmadan çıktı. Fiyatları bir de gözüyle görmek istiyordu. Yağmur yan yana düşüyor, saçak altlarında kuru kalmış yerleri küçük noktalarla dolduruyor. Pazar yerinde adamlar eskisinden de seyrekti. Hayvanlar aynı, satıcı çok, alıcı yoktu. Ortaokullu çocuk çenesinin altını ıslak parmaklarıyla sıvazlayıp durduğu üç ayağı şekilli kısrağının yanına dikilmiş, ata meraklı zengin alıcıların yolunu gözlüyordu. Oysa meydanda sadece işe yaramaz, soluk çamurlu güvercin tüyleri gibi belirsiz, sürünür gibi dolaşan kişiliksiz köylüler vardı. Bir de onlarla konuşan, kazıklamaya çalışan cambazlar. Bir ara eski kale yıkıntısının kuzeyine düşen dar yoldan gelen birkaç köylünün birden durup arkalarına baktıklarını, içlerinden ikisinin hızla dönüp geriye koştuklarını gördü. Elleri ceplerinde oraya doğru yürüdü. Yolun tam ortasında, çamurların içinde bir at dizüstü çökmüş kalkmaya çalışıyordu. Genç bir köylü yüzü utanç içinde kıpkırmızı, hayvanı kuyruğundan çekip doğrultmak istiyordu. Kula donlu, yaşlı, zayıf bir hayvandı. Yerinden kımıldamak istiyor ama bitkinliğinden olduğu yerde kalıyordu. Genç köylü daha da çok utandı. Kasıklarına bir tekme sallayıp küfretti. Öbürleri bir daha vurmaya bırakmadılar. El birliğine dayanıp doğrulttular kulayı. Hayvan ağzı çamur içinde tembel tembel silkindi. Kuvvetle çekilip duran ipin ardından yorgun adımlarla yürümeye başladı. Pazar yerinin tam ortasına gelince bir cambaz yanaştı. Hadi bakalım dedi. Bir hayır göster. Ne istiyorsun? Genç köylü o öğretilen cevabı verdi. Ben ne isteyeyim? Fiyat versinler. Ne at cambazına, ne köylüye, ne de şehirliye benzemeyen birkaç adam beygirin çevresini dolandılar. Biri eliyle sağrısını sıktı. Öbürü önem vermez görünen bir tavırla kuyruğunu kaldırıp baktı. Bir otomobil hurdasını yoklar gibiydiler. At cambazı acele işi olan biri gibi yüzünü buruşturdu. Hadi ahbap dedi. Bırakıyor musun bana? İyi bir fiyata satarım. Köylü, beygirin az önce bıraktığı kötü etkiden çok korkuyordu. Gerçi tembel işe yaramaz bir hayvandı ama ne de olsa kaç yıllık. Parası olsa satmayacaktı. Ama bir de düşük fiyata giderse. Korkma dedi cambaz. Kırdırmam fiyatı. Köylü söz veren babasının oğluymuş gibi hemen inandı. Peki anlamına başını salladı. Cambaz çekti bir kenara kulayı, eğerini düzeltti, bindi. İpi hızla çekti. Hayvan başını yana çevirip iki ardı ayağı üstünde gerildi. Sonra bir mahmuz vuruşuyla ileri fırladı.
Genç köylü, yaşlı beygirin cin istaylar gibi sekisini şaşkınlıkla seyretti. Cambaz, keyifli sesler çıkararak kaleye doğru bir ılgar yaptı. Sonra döndü, barakaların önündeki boşluktan geçerek köylünün ve öbürlerinin yanına geldi. Hayvan soluyordu. Daha da koşabilir gibiydi. Cambaz çevik bir hareketle aşağıya atladı. Köylünün elini yakaladı, öbür eliyle de alacaklar gelsin anlamına bir işaret yaptı. "Hayır gösterin!" diye bağırdı. Ama köylü buz gibi duruyordu. Gözleri hiçbir şey beklemiyordu. Yanına yaklaşan o ne üdüğü belirsiz adamlara baktı. Elini yavaşça çekmek istedi, cambaz bırakmadı. Daha kuvvetli çekti. Öbürünün şaşkın bakışları arasında kurtardı elini. Yüzünü yağmura kaldırıp, "Kusura bakmayın arkadaşlar!" dedi. Ben vazgeçtim. Satmayacağım. Sonra hala cambazın kolunda sallanıp duran ipi çekip yürüdü. Cambaz anlaşılmaz bir küfür savurdu. Sonunu köylüye dokunmasın diye Tanrı'ya bağladı. Öbür adamlara dönüp, başka zaman olsa döverdim dedi. Ama sabah erken uğur getirmez. Sonra yumruğu boşa gitmiş biri gibi elleriyle lüzumsuz hareketler yapmaya başladı. Oğul, yağmurdan iyice ıslandığını fark etti. Saçından bir damla göğsüne düştü, titredi. Beygirini yeni boyanmış bir ayakkabı gibi dikkatle süren köylünün peşine düştü. Garaja yollandı. Otobüs, vadinin en çukur yerine gelince durdu. Oğul atladı, ayaklarını ta bacaklarının üstünden yere basar gibi. Bir süre uzaklaşan otobüsün tek düzenli sesini dinledi. Sonra kendini kesilen bir sus sırıltısının ya da duran bir saatin birden boşalttığı o ağır havada buldu. Biraz ileride bir atla bir çocuk bekliyordu. Yağmurun sessiz ıslaklığından korunmak için paltosunun yakasını kaldırdı, atkısını başına sardı. Ata atladı. Hayvanın doru iken yağmurdan yağıza dönmüş boynunu okşadı. Havaya sokulmuş bir değnek gibi titreyip duran küçük oğlana dönüp, "Bizim doru kula beygire şükretsin," dedi. "Yoksa pazarın yolu görünmüştür." Oğlan sırıttı, yağmur altında kızarmış son yapraklarını döken iki söğüdün altından hızla geçtiler. Yağmurun uzun çubuklar gibi gökten indirdiği sisin ardından harman yeri ve ev, tepesinin yaprakları dökülmüş tek dut ağacı inadına hiç görünmüyordu. Çayırgan, atın tok nal seslerini bile bastıran uğursuz sesiyle uçsuz gökyüzüne çığlıklarını diziyordu. Onu hiç öldüremedi şimdiye dek. O inatçı bodur, dut çıplak tepesinde sakladı onu. Bu uzun vadide kimse susturamadı. Görünmeyeni kim susturabilir? Yerler geniş bir selin ardında bıraktığı hafif kaymakla örtüldü. Atın ayakları gömüldü. Sonra bir öne çevrilmiş saman parçaları, sabahın ıslak buğday kümelerinin yerinde samanlı bir çamur düzüldü. Oğul başını kaldırdı. Evin önünde Yusuf, cigarası ağzında tütüyordu, elinde bir kürk. İndi attan. "Ne var ne yok Yusuf?" "Gördüğün gibi, sele gitti. Çoğu gitti, azı kaldı." "Babam nerede?" Yusuf eliyle aşağıyı, suyun geçtiği arkı gösterdi. "Orada," dedi. "Suyun yüzünden kalburlarla buğday kapçıklarını topluyor. Şehirdeki tavuklarına yem yapacakmış." Yüzü, aklını kaçırmışlara acıyan başka aptallarınkinden biraz daha anlamlı. Oğlun elindeki kürke baktığını görünce tuhaf bir şekilde utandı. "Kürkünü götürüyorum," diye mırıldandı. "Üşür." Sigarasını iri bir damla düşüp kağıdı ayırdı. Ucundaki ateş cızırtıyla söndü. Çayırgan, gökyüzüne dikilen sisli çubuğa bir çentik daha attı.